Arkadaşlar ben Deniz. Bugün ve gelecek videolarda sizlere bilgisayar kullanırken nasıl güvende kalabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Güvenlik meselesi genel olarak kullanıcılar tarafından göz ardı edilen fakat sonuçlarının ağır olduğu bir konudur. Özellikle son yıllardaki güvenlik açıkları ve pandemi ile birlikte artan bilgisayar kullanımı sebebiyle bu konuyu ele alıyorum. Öncelikle bilmemiz gereken şey, internete bağlı hiçbir cihaz %100 güvenli değildir. Bu derste güvenliği iki alt başlıkta ele alacağım. Bunların ilki sistem tarafından almamız gereken güvenlik önlemleri, diğeri ise kullanıcı tarafından alınması bilinmesi gereken güvenlik önlemleridir. Şimdi sistem tarafından alınması gereken güvenlik önlemlerinden başlayalım. Sistem tarafından alınması gereken ilk güvenlik önlemi antivirüs yazılımlarıdır. Çünkü antivirüs yazılımları sisteminizi olası saldırılardan koruyucu ek bir güvenlik yazılımlarıdır. Peki hangi antivirüs yazılımını bilgisayarımıza kurmalıyız? Bu sorunun cevabı dönemlere göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden size güncel olarak hangi antivirüs yazılımının en iyi korumayı verdiğini, nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. İçin web browser'ımıza giriyoruz. Buraya AV Comparison yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra karşımıza bir site çıkıyor. İlk siteye giriyoruz. Burada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Consumer ve Enterprise tarafında. Biz kişisel kullanıcı olduğumuz için Consumer tarafından devam ediyoruz. Burada yayınlanan son test raporları bulunmakta. Buradan en son test raporuna girebilirsiniz. Test raporunun yayınlandığı tarihi de görebilirsiniz burada. Buradaki PDF'ten testimizi okumaya başlıyoruz. Şimdi test sonuçlarında testin hangi antivirüs programlarına uygulandığını görüyorsunuz burada. Biraz daha aşağı kısma gelirsek test sonuçlarını görebiliriz. Biraz yakınlaştıralım. Burada Kaspersky, Asset, Bitdefender, Avast, AVG diye devam ediyor. En iyisi Asset, Bitdefender, Kaspersky antivirüs yazılımlarını gönül rahatlığıyla kurabilirsiniz sisteminize. İzlediğiniz döneme göre değişiklikler olabilir. O yüzden buraya girip kontrol etmeniz lazım. İlk dersimiz bu kadardı, ilk video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.